Perre Antik Kent Nekropol alanda bulunan endüstriyel şarap işliklerinin ve merdivenli bölümde geçtiğimiz yıl yapılan kazıların ardından bu yıl Mayıs ayında Roma Çeşmesi'nin yanındaki kazı çalışmaları başlamıştı. Örendi Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıların yıkılmasıyla Roma Çeşmesi yanında başlatılan kazı çalışmaları sürerken nekropol alanda çalışmalar yeniden başladı. Evet. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi'nden ayrılan 500 bin TL'lik bütçeyle 15 kişilik ekip 4 ay boyunca endüstriyel şarap işliklerinin ve merdivenli bölümde kazı yapacak. Kazı çalışmalarının ilk gününde Perre Antik Kent'e gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan kazı konusunda bilgi alarak ilk kazmayı kendisi vurdu. Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'ı görmeye davet etti. Geçen yıl belli bir alan ortaya çıktı. Bir de 120 metre, 220 metre uzunluğunda bir merdiven ortaya çıkardık. Bu sene o kazıların devamını yapıyoruz. Burası gördüğünüz gibi endüstriyel şarap üretiminin yapıldığı, işliklerin yapıldığı bir yer. Burada devam edecek kazı önemli ölçüde. Bir de o merdivenin nereye uzandığını merak ediyoruz gerçekten. O alan muhtemelen bir dini alana çıkacak ve heyecan uyandıracak hepimizde. Perre Antik Kenti yine dünya kültür mirasına aday olabilecek kadar kültürel mirası barındırıyor altında. Ben bütün yerli ve yabancı turistlere Adıyaman'a gelip Adıyaman'ın tarihi turistik yerlerini gezmelerini öneriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise kazı çalışmalarının Roma Çeşmesi ile birlikte toplam 3 alanda yürütüleceğini belirterek yeni bulguların ortaya çıkarılacağını söyledi. Nekropol alanında endüstriyel şarap üretiminin olduğu yerde ve 220 metre uzunluğundaki merdiven, basamaklı merdivenin olduğu yerde kazıya başladık. Bu kaza sonucunda endüstriyel şarap üretiminin gittiği alanla ilgili yeni bulgular ve merdivenin nereye vardığıyla ilgili yeni bulgular ortaya çıkması için başladığımız kazıların sonucunda bunlarla ilgili net bilgiler elde edeceğiz.